zulümler yağdıracak. Bu dinlemelerin tamamı yasal. Bir defa susmasını öğren. Sus, söyleyeceğim. Merhaba sayın seyirciler. Yeni günde gündem programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, bugün 25 Kasım, yani 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Kadın deyince aklımıza çok şeyler geliyor tabii. Anadolu'nun bir tarafında farklı şeyler geliyor. Kuzeyinde, güneyinde. Fakat kadını da en iyi anlatan herhalde Nazım Hikmet. Güzel bir şiir var. Ve kadınlar diyor, bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avladımız, yârimiz. Evet, konuğumuz Sayın Kadir Sinan, eski bir Cumhuriyet Halk Partili, eski bir siyasetçi mi diyelim? Siyasetçinin etkisi olmaz aslında, değil mi? Siyaset tabii insanın hayatında öncelikle siyasete hemen daldık. Bizi izleyen sevgili İzmirlilere günaydın demek istiyorum. Evet. Onların iyi sağlıklarını, sağlıklı bir gün geçirmelerini diliyorum. Tabii kadına yönelik şiddeti ortaya çıkaran böylesi bir günün çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Hayatın kendisi için kadın olmazsa hayatı tarif edemeyiz. Kadın olmazsa kendimizi tarif edemeyiz. Kadın olmazsa dünyayı tarif edemeyiz. Bu nedenle çok kestirme bir yoldur belki. Kendimizi ne kadar önemsiyorsak kadını da en az o kadar önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Bu güzel bir laf aslında. Kendimizi ne kadar önemsiyorsak. Evet. Yani kadına saygı. Yani insanın kendini önemsememesi bir hastalıktır biliyorsunuz. Evet. Kendini çok dikkate almaması hem etik açıdan hem sosyolojik açıdan hem inançlarımız açısından insanın kendisini önemsemesi, bir sosyal varlık olarak önemsemesi son derece önemlidir ve önerilmiştir. Yani medeniyetin gelişmesi açısından da önerilmiştir. Bu insanın kendisini önemsemesi lazım. Eğer kendimizi önemsiyorsak, kendimizi ne kadar önemsiyorsak, kendimize ilişkin ne kadar böyle önem verdiğimiz bir süreç varsa, kadına karşı da aynı duyguları hissetmeliyiz diye düşünüyorum ben. Evet, Sayın Kadir Sinan, dediğim gibi yıllarını siyasete vermiş bir kişi, aynı zamanda iş adamı, hem iş adamı hem de bir siyasetçi kimliğiyle. Şöyle Kadir Sinan İzmir'e bakınca, gerek politik gerekse ekonomik anlamda neler görüyor? Şimdi gerçekten öyle. Yani hem iş adamı kimliğimiz var, hem siyaset adamı kimliğimiz var. Doğru söylüyorsunuz ama bunu ben kısaca isterseniz ifade etmek isterim. Ben çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir üye, delege, kurultay delegesi, parti yöneticiliği, meclis üyelikleri gibi bir sürü kademesinde görev yapmış bir insanım. Bu siyaseti önemsediğim içindir. Çünkü siyaset birlikte yaşamanın dayatmış olduğu öngörüleri bir kurallar manzumesi haline getirerek inisiyatif koymak ve insanların daha, yani sizin dışınızdaki insanların daha mutlu, daha rahat, daha çağdaş, daha ileri bir düzeyde yaşaması için inisiyatif koyan bir kurumdur siyaset. Bu nedenle sizin dışınızdaki insanların mutluluğu için bir şey yapmak aslında bir sosyal sorumluluktur. Bu nedenle siyasetin, tabii temiz siyasetin, kirlenmemiş siyasetin, bencil duygular için yapılmayan siyasetin, ötekileştirmeyen siyasetin, başkalarının kötülüğüne çalışmayan siyasetin aslında çok önemli bir sosyal görev olduğunu, herkesin bu konuda bir şeyler söylemesi gerektiğini, bu konuda herkesin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. İş adamı kimliğimizle birlikte yürütmek tabii Türkiye'de çok zordur. Hem iş adamı olup hem siyaset yapmak çok zordur. Çünkü siyaset hayatın her alanında bu dünyaya ilişkin bütün görüşlerinizi, bütün öngörülerinizi bu hayatın her alanında ifade etmekle ilgili bir durumdur.
hem iş adamı kimliği taşıyıp hem de bunu yapmak çok zordur. Hele bugünlerde çok daha zordur. Çünkü çok uzun süredir bir ceberut anlayışla yönetiliyor bu memleket. Bu ceberut anlayışının özellikle kendine muhalif çıkan her aykırı sesi, her aykırı duruşu, her farklı söylemi, her farklı düşünce biçimini bir zenginlik olarak görmek yerine bir kötü süreç olarak algılayıp her anlamda bir ceberrudi anlayışla bu insanların üzerine gitmesine alışıyoruz. Biliyorsunuz işte kendinden olmayan iş adamını üzerine yürüyor, kendinden yana olmayan iş adamlarını her türlü baskıyı uygulayabiliyor, sendikaysa sendikayı çalışmaz hale getiriyor, eğer sivil toplum örgütü ise onun çalışmasına engel oluyor. Dolayısıyla böyle bir ceberrudi anlayış var. Şimdi siyaset yapmak çok zordur ama şimdi siyaset yapmak çok daha önemlidir. Bizim 100 yıllık Cumhuriyet deneyimimiz oluyor aşağı yukarı. Cumhuriyet Halk Partisi aşağı yukarı 60 yıldır da iktidar değildir. Yani bölük pörçük koalisyon ortaklarını saymazsak anlayışımız itibariyle söylüyorum. 60 yıldır süre gelen bu farklı yönetim anlayışları da dahil olmak üzere Türkiye böyle bir iktidarla, böyle bir yönetim anlayışıyla hiçbir zaman karşı karşıya kalmadı. Hiç bu kadar kötülüğe maruz kalmadı. Eğitimimiz yerlerde sürünür, güvenlik sistemimiz artık güven vermez noktadadır. Adalet duygusu körelmiş vaziyettedir. Sağlık sistemi çökmüş vaziyettedir. Parası olan için sağlık sistemi çalışmaktadır. Dolayısıyla insanlara olan kıymet son derece zordur. Son 10 yıldır bugünün önemine binaen söylüyorum. Kadın cinayetlerinin bu kadar arttığı, kadına şiddetin bu kadar arttığı hiçbir dönem olmamıştır. Son 12 yılda 11 yıl çünkü ölmüş. Bizim başımızdaki Cumhurbaşkanı diyor ki kadın ve erkek eşitsizliği fıtratında vardır diyor. Evet, şimdi eğer bizim Cumhurbaşkanımız, bizim cumhurumuzu temsil eden birisi kadın ve erkek eşitliğini unutmuşsa, zaten biz biliyorduk da, ama şimdi artık Türkiye'nin bütün kurumlarını ele geçirmiş bir vaziyetteyken bunu açıkça dillendiriyor olması hem önemlidir hem de siyaseti daha önemli kılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olarak ben şunu bilirim, yani şunu söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı gibi bir ceberrut yönetim, bu cumhuriyetin aynı zamanda bir başarısı, bunu seçebiliyor noktada demokrasimizin bir başarısı, ama aynı anda cumhuriyetin de almış olduğu en büyük darbedir. Biz böylesi bir deneyimi, bir büyük tecrübe sayarak cumhuriyetimiz için bir daha ülkemizde böyle bir anlayışın yerleşmemesi için ve onu ülkemizden kovalamak için siyasetin son derece önemli olduğunu, hele bugünlerde çok daha önemli olduğunu biliyoruz ve hep birlikte siyasete, bir arada durmaya, doğru siyaset geliştirmeye, ülkemizi daha çok sevmeye, sevmek için birlik ve bütünlük göstermeye, dağılmadan bir arada durmaya bizim kesinlikle ihtiyacımız var. Çünkü bu iktidarın en çok becerdiği şey, herkes çok iyi bilir, bu sarı öküz meselesi vardır. Biliyorsunuz sarı öküzü teslim etmemek. Mesela sarı öküz kim? Bu memlekette yetmez ama evet diyenler sarı öküzler. Hani biliyorsunuz aslanla bizon sürüsü karşı karşıya durunca onları tek tek yok etmek için her gün birini istemişler ve diğerleri de nasıl olsa bana bulaşmıyor deyip arkadaşlarını teslim ettiklerinde ve bir gün bakmışlar ki sürüden eser kalmamış. Dolayısıyla biz bir arada durmaya çok büyük ihtiyacımız var. Birlikte durmaya, birlikte davranmaya, farklılıklarımızı, birbirimizi geliştirmek için bir enstrüman olduğunu düşünmeye ihtiyacımız var.
Bu nedenle siyaset yapmak bugünlerde son derece önemli. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir üyesi değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu, tekrar açıldığında partimiz kurucu yönetim kurulu üyesiydim. Geçenlerde kurucu ilçe başkanımızı kaybettik. Buradan ruhunu bir kez daha şad ederek analım kendisini, sevgili Mustafa Kaynarca abimizle konakta birlikte kurduk Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve buradan onu tekrar şükranla ve minnetle anıyorum. Işıklar içerisinde kalsın. Ailesine de buradan sabırlar diliyorum. Sevgili Mustafa Kaynarca'yla 93'te partimiz tekrar açılırken ben yönetim kurulu üyesiydim. O da başkanımızdı. Partinin birleşmelerinde görev yaptım. Partinin baraj altında kaldığında hemen ertesinde çağırdılar, görev aldım. Birleşmelerde sayman olarak görev yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin birleşmesi için çok önemli çabalar sarf ettik. Dolayısıyla yeni partili değilim. Kişiliğimi oluşturan en önemli platformlardan, en önemli yerlerden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da gurur duyuyorum. Onu geliştirmek için, onun büyümesi için, onun iktidar olması için elimden hangi çaba geliyorsa, ne geliyorsa göstermeye hazır olduğumu ifade etmek isterim. İzmir'e dönsek Sayın Başkanım, biraz evvel aslında ben şey sordum ama siz genel olarak herhalde düşüncenizi söylediniz Türkiye, Türkiye'de. İzmir'e dönelim şöyle, İzmir'e bakın, bir iş adamı ve bir siyasetçi olarak. Eksikler, yanlışlıklar, hatalar. Şimdi biz çok uzun süredir sosyal demokratlar olarak İzmir'de iktidarız. Bu bizim için son derece önemli. Cumhuriyet Halk Partisi için son derece önemli. Çünkü iktidar olma deneyimini bir genel iktidarla yakalayamadığımız için yerel iktidarlarla yakalıyoruz. Evet. Ve çok uzun süredir İzmir'de iktidar olmanın çok büyük avantajlarını yaşıyor bu kent. Bütün AKP'nin bütün saldırılarına rağmen rahmetle anıyoruz sevgili Ahmet Piriştina ve ondan önce de kulakları çınlasın sevgili Yüksel Çakmur'la başlayan bu süreç ifade ediyoruz. İhsan Alyanağı da dahil ederek söylüyorum. Sosyal demokratların bu kente kazandırmış oldukları üç temel şey var. Bir, ötekileştirmeyen ve kabul eden İzmir duygusu. Kim gelirse gelsin. İki, talan duygusunu geliştirmeyen bir rant ve talan duygusunu geliştirmeyen bir İzmir duygusu ve bütün saldırılara rağmen kendi içinde, kendi dinamiğiyle gelişen, büyüyen İzmir duygusu. Bu azdır, çoktur. Bunların hepsi tartışılabilir. Ama bir yurttaş olarak İzmir'de yaşamaktan son derece mutluyum ve eğer İzmir, bugün Türkiye'nin İzmir dışında kalan bütün kentleri tarafından gıptayla özlenen, gıptayla bakılan, güzel İzmir diye adlandırılan bir seyir izliyorsa bu kesinlikle bu kentin çok uzun süredir sosyal demokratlar tarafından yönetilmesiyle ilgilidir. Neden? Çünkü bu kent hoşgörünün egemen olduğu bir kenttir. Türkiye'deki en az cinayetin işlendiği kenttir. Türkiye'de en az soygunun olduğu kenttir. Türkiye'de en az yolsuzluğun, en az huysuzluğun olduğu kenttir. Gece saat 12'de, 1'de, 2'de hayat devam eder, yaşam devam eder. İzmir'in hangi semtinde, nereye giderseniz gidin, gecenin bir vaktinde kapıyı çalın, size güler yüzle kapısını açacak insanlar vardır. Kimliği, aidiyeti ne olursa olsun bu İzmir'de, geçmişte bıraktığı kimliği ne olursa olsun, o kimliğini burada çok büyük bir barış duygusuyla yaşayabilen bir kenttir. Ötekileştirmeyen bir kenttir. Kimin ne olduğunun önemi yoktur İzmir'de. Bu nedenle son derece önemlidir İzmirli olmak. İzmir'de yaşamak. Tabii eksikleri yok mu İzmir'in? Tabii ki çok. Yani sadece şunu söyleyeyim ben. Geçen dönem ben Karabağlar'da belediye meclis üyeliği yaptım. İzmir'in tamamını bırakın. Sadece Karabağlar'da bir kentsel dönüşümü planlamak, müreffeh bir Karabağlar yaratmak ve
planlamasını becermiş, hayat standardı yükselmiş bir Karabağlar yaratmak için Amerika bütçesini getirseniz yetmez. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz kıt kaynakları içerisinde israf etmeden tasarruf duygusunu geliştiren bir ülke olarak ülke olmamız gerekirken İzmir'de de bunu yapıyoruz çok uzun süredir. Çünkü İzmir'in belediyeleri her şeye rağmen bütün kendi dinamikleriyle bütün yatırımını yapabilmektedirler. İzmir Büyükşehir Belediyesi en güvenilir bir belediyedir bütün diğer belediyeler açısından. Ama eksikleri yok mu? Var. İzmir bütün bu hoşgörüsüyle, bütün bu dayanışma duygusuyla altyapı yatırımlarını çözmüş olmalı. Yani bu kuzey-güney aksıyla doğu-batı aksı arasındaki yani yeraltı ulaşımları ile ilgili biz sorunları şimdiye kadar bitirmiş olmalıydı. Eğer bitiremediysek yerel yönetimle genel yönetim arasındaki dayanışma zayıflığından büyük ölçüde kaynaklanmaktadır. Şimdi bakın bir dayanışma duygusuyla yapılmayan uçan yol insanların zararına çalışır bir şey oldu. Damlacık'ta insanların muhalefetine rağmen yapıyorsun bunu. Bu böyle olamaz yani. Sabahtan akşama ben işte burayı planlamadan açıyorum, kapıyorum gibi işte kente dönük bir şey yapmak yerine bence dayanışma duygusuyla bu kentin öncelik sıralamasını yaparak bu kent neye ihtiyaç duyuyorsa öncelikle onlardan başlamak lazım. Dolayısıyla bu kentli olmaktan, bu kentte yaşamaktan son derece mutluyum. Çünkü bu kentte hoşgörü var. Bakın sizin siyasal tercihinizi bilmem. Siz benim siyasal tercihimi bilirsiniz. Ama sizin siyasal tercihinizin ne olduğu benim için bir şey ifade etmiyor. Benim için ifade eden İzmirlilik duygusu, bir arada yaşama duygusu. Ve bunu kim bize yaşatıyorsa, muhafazakar olabilir, sosyal demokrat olabilir, sağcısı, solcusu. Bu duyguyu bize kim İzmir'de yaşatıyorsa ona minnet duygusuyla teşekkür ve şükran duygularımızı sunmalıyız diye ifade etmeliyiz. Evet, Kadir Bey, süremiz çok kısıtlı İzmir'de aslında. Biraz daha hızlı geçebilirsek, mesela en son ayrılıklardan bahsedeceğim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ne düşünüyoruz Emine İlker Tarhan'ın ayrılıklı yeni bir parti kurması? Bakınız, ben parti içerisindeki farklılıkların partinin zenginliği olduğunu düşünürüm. Evet. Partiden ayrılmanın, partiden vazgeçmenin bir ideolojik çatlakla, bir ideolojik terk edişle ilgili olduğunu düşünürüm. Eğer yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden benim ayrılmamı sağlayacak tek şey Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük beklentilerimin tükenmiş olması ve ideolojik farklılığı yaşamamla ilgili olabilir. Yönetimlere kızarak, yönetimlerden beklentilerin gerçekleşmemesi halinde ayrılıp yeni parti kurmak çok doğru bulmam. Parti kurulabilir mi bu memlekette? Elbette ki kurulabilir. Eğer arkasında bir toplumsal beklenti var ise. Toplumsal beklenti yoksa sizin kuracağınız partinin karşılığı olmaz sokakta. Dolayısıyla çok ayrılmayı doğru bulmam. Ama içeride farklı şeyleri dillendiren arkadaşlarımıza tahammül duygusunun da geliştirilmesi gerekir. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı düşünenleri yok etmek, onları ötekileştirmek, onların çalışma alanını daraltma duygusunun da var olduğunu biliyorum. Bunun da genel merkez yöneticilerimizin bunu yapmadığını biliyorum ama bazı parti yöneticilerimizin böylesi bir duyguyu taşıdığını biliyorum. Bundan vazgeçmek gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyümesinin daha sağlıklı uzun yıllara devam etmesinin temel biricik koşulu vardır. İçeride farklı düşünenlerin bir zenginlik olduğunu ve birbirimizi geliştirmenin temel kaynağı olduğunu düşünmemiz gerekir. Yani ayrılan tarafta, kalan tarafta, her iki tarafta bunu düşünmek zorunda. Düşünmek zorunda, tabii ki düşünmek zorunda. Ben ayrılığı doğru bulmam ama içeride de insanların ayrılmasını sağlayacak ortamın reddedilmesi lazım, onun ortadan kaldırılması lazım. Genel seçimlere gelelim. Sayın Genel Başkan bir açıklama yaptı. %85 ön seçim dedi, %15 de genel merkezden bahsetti. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi nasıl bakın, ön seçim şimdi olmalı? Bakın, birincisi genel merkezimizin de, genel başkanımızın da, sevgili genel başkanımızın bir ön seçim duygusuyla partimizin
tabanını, çalışanlarını motive etmesini çok önemsiyorum. Çok doğrudur bir kere. Bu partide artık kimi seçeceksek bu ön seçimde olmalıdır. Evet. Partinin seçilenlerinin kendisini partili insanlara emanet etmesi gerekir. Bu partide görev almak isteyen arkadaşların kendini genel merkezde orada burada ne olduğu belli olmayan bir yöntemle birilerine emanet etmesinin sonuçlarını hepimiz görüyoruz. Bir kere demokrasi rayından çıkıyor. Çok uzun yıllardır bizim siyasal partilerimizin tamamı merkezden insan seçtikleri için bu demokrasi gelişemiyor. Demokrat olma duygumuzu kaybediyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu dillendiriyor olması son derece doğru ve önemlidir. Peki nasıl bir ön seçim? Delege, yok, bütün üyeler... Bir kere biz şunu yapacağız. Yani yapmalıyız. Üye ile biz ön seçim yapmalıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük bir lokomotif olduğunu biliyoruz. Üye ile yapılan bir ön seçimin bu büyük lokomotifi, bu çarkı döndüreceğini düşünürüm. İşte yok şunları ön seçim delegesi yaptın, şunları delege yaptım duygusundan da arınmak lazım. Herkes kim nerede olacaksa, nereye talipse, nereden aday olacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli, sevgili üyelerinin önüne çıkmalıdır. Hemen sorayım, Kadir Sinan önümüzdeki genel seçimlerde ön seçim olursa yahut da atama olursa aday olmayı düşünüyor musun? Ben önümüzdeki süreçte evet, yani eğer bir ön seçim olursa evet, aday olmayı düşünüyorum. Ve ön seçimin de mutlaka ama mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli üyeleriyle olması gerektiğini düşünürüm. Dağ taş gezelim, dolaşalım, hem partimizi anlatalım, hem partilimize kendimizi anlatalım ve bu büyük mekanizmayı bu çarkı harekete geçirelim. Eğer biz bu çarkı harekete geçirmezsek bizim sayımız, daha dün biliyorsunuz bir eylem yapıldı heykelde, biliyorsunuz 30-40 kişiyle yaparsınız. Bu evet, doğru değil. Bizim dışarıda İzmir'de 100 bin üyemiz var. İzmir'de biz 100 bin üyemize dayalı bir siyaset geliştirmek zorundayız. Biz bu 100 bin üyeye dayalı bir siyaset geliştiremezsek İzmir'de başarı çıtasını daha çok yukarıya çıkartamayız. Biz bu ezici gücü sahaya dökmek zorundayız. Biz bu ezici güce güvenmek zorundayız. Biz bu ezici gücün İzmir'de bir genel iktidarı yakalama konusunda önemli bir güç olacağına inanmalıyız. Dolayısıyla üyeyle yapılacak bir ön seçimi becerebilmeliyiz. Biz becermeliyiz. Evet, süremiz bitti herhalde. Epey de açtık. Ben son sözü yine size bırakayım. Evet. Gerek İzmirliler için, gerek bütün Türkiye için ne gibi dilekleriniz, ne gibi istemleriniz var? Onları bir alalım. Şimdi öncelikli olarak hem size hem Yeni Gün ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buradan sevgili yurttaşlarımıza, sevgili İzmirli hemşerilerimize şunu söyleyeyim. Bu ülke kurulurken yaşanmış olan süreç bugünkü süreçten daha kötü bir süreçti. Bugünkü süreçten daha kötü bir süreçte Cumhuriyeti bize kurup emanet eden insanlara birkaç borcumuz var. Bir, o emaneti korumalıyız. İki, o emaneti geliştirmeliyiz. Üç, yarına dönük umut taşıma duygusunu mutlaka geliştirmeliyiz. Yarınla ilgili umutlarımızı geliştirmeliyiz, sürdürmeliyiz. Çünkü yarın bu ülke bizim yarın için çocuklarımıza bırakacağımız bir önemli bir mirastır. Bu mirası müreffeh, çağdaş, bir ileri demokratik süreçle çağdaş bir ülke olarak çocuklarımıza emanet etmeliyiz, bırakmalıyız diye düşünüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sabah yayınla kabul ettiğinizi aldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet, rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, Yeni Günde Günden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Kadir Sinan'dı. Bir iş adamı ve İzmir'in çok önemli siyasetçilerinden birisi. Gerçekten uzun yıllarını siyasete vermiş bir insan. Kendisine çıktığı yolda başarılar dileriz. Hedeflerine inşallah ulaşmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin işi bilen,
bir şeyler yapmak isteyen insanlara, iyi niyetle bir şeyler yapmak isteyen insanlara gerçekten ihtiyacı var. Evet, yeni bir yeni günde gündemle tekrar buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz.